Eurobasket özele hoş geldiniz sevgili izleyenler. Yepyeni bir formatla sizlerleyiz bugün. Fatih Dilber'le birlikte tabii ki kadın basketboluna dair tüm gelişmeleri de bu programda konuşuyor olacağız. Fatih abi hoş geldin. Yepyeni bir programa başlamış olduk böylelikle. Ligi aslında bir kenara bırakacağız ama tabii ki oradan da gelişmeleri programda vermeye devam edeceğiz. Ama artık 15-25 Haziran'da gerçekleşecek önemli bir organizasyonda bizleri bekliyor. Kadın milli basketbol takımımız adına. Neler hissediyorsun programla ilgili? Hoş geldin. Vallahi çok tekrar. Güzel olmuş arkadaki şey. Değil mi? Logo ya da şey. Böyle ben de çok emeği beğendim. Geçenlerin eline sağlık öncelikle kanal tarafında. Artık son birkaç haftadır zaten kadın basketbol milli takımımıza fazlasıyla değiniyorduk. Değinmeye de devam edeceğiz. İnşallah da onların başarılarını burada anlatmaya çalışacağız, anlatacağız. En büyük dileğimiz, en büyük hayalimiz bu. Hazırlık turnuvalarına devam ediyoruz. Hazırlık maçlarına devam ediyoruz daha doğrusu. Evet, evet. Milli takımımız da Kordoba'daydı. İki hazırlık maçı oynadı İspanya ve aslında Belçika'yla. Aslında oradaki turnuvaydı. Turnuvaydı. İspanya iki maçı da kazandı. Hem Belçika'yı mağlup etti hem Türkiye'yi mağlup etti. Biz iki maçımızı da kaybettik. Zaten karşılaştığımız iki takım Avrupa Şampiyonası'nın favori takımları diyebileceğimiz iki takımı. Yani keyifli olduğunu söyleyemeyiz ama orada eksiğimizi de bahsedebiliriz. Orada. TRM Koon takımımız da yoktu. Evet. Belki bu hafta oynanacak işte Polonya ile ve Yeni Zelanda ile hazırlık maçlarımız var bu hafta içerisinde. Perşembe ve cumartesi yanlışım yoksa. Orada takıma dahil olabilirse milli takımımızın şeyde görürüz. Kapasitesinde bir ufak görmüş oluruz. Ama karşılaşacağımız iki takım da şey Avrupa Şampiyonası dışında iki takım. Yani Polonya Avrupa Şampiyonası'na kalamamıştı. Evet, evet. Yeni Zelanda da zaten kıta dışı bir takım. Ama yani bence şeyi gördük. Arada ne kadar yarışabileceğimizi gördük bence İspanya tarafıyla. İspanya zaten bence şu an oynayan takımları da gördüğümüzde az çok izleyebildiğimiz kadarıyla en ağır basan takım gibi görünüyor Avrupa Şampiyonası'nda. Evet, Avrupa yani çok net bir şekilde hazır gibiler. Ama göreceğiz Avrupa Şampiyonası bu. Günlük tabii. Performanslar çok ön plana çıkıyor. İşte 2011'de ve hep onu söylüyorum. 2011'deki amili takımımız şeydi. Grubunun dördüncü bitirmişti. İlk iki grupta. Birinci tur ve ikinci grubun turun sonunda. İkinci turun sonunda dördüncüydü. Birinci Karadağ'a hiç mağlup olmamış. Karadağ'a gidip mağlup ederek yarı finale kalmıştı. Sonrasında yarı finali Fransa'yı yenmişti. Belki final tecrübemiz ya da oralarda olma tecrübemiz olsaydı belki Rusya ile daha farklı bir maç oynayabilirdik. İlk defa oralardaydık. Tabii. Ve kazanamamıştık. Neyse. Ya zaten bağlantımız falan da var. Çok da bekletmeyelim. Ben çok konuşan bir insanım. Şimdi milli takımımızdan iki önemli isim bizlerle birlikte olacak. Esra Ural Topuz hatta şu an bizi bekliyormuş. Esra hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsın öncelikle? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Tabii biz böyle hızlı bir giriş yaptık programa ama hemen ben sana sormak istiyorum. Tabii burada bir hazırlık süreci geçirdiniz milli takım olarak. İspanya'da bir hazırlık süreci geçirdiniz. Gerek galibiyetler yaşadık, gerek mağlubiyetler yaşadık. Hazırlık süreci adı altında tabii ki. Neler söyleyeceksin? Verimlilik açısından nasıl bir hazırlık süreci geçiyor? Tabii bu hafta da maçlarımız var. Biz yaklaşık bir aydır kamptayız. Ben güzel bir hazırlık süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Bayağı zorlandık. İyi antrenmanlar yaptık. Evet, galibiyetler de aldık. Mağlubiyetler de aldık. Ama hazırlık maçı bunlar. Hepsinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Burada aldığım bütün maçları kazansak da kaybetsek de Avrupa Şampiyonası'nda önemli olan kazanmak. Bazen tam istediğimizi sahaya yansıtabildik. Bazen yansıtamadık. Ama her zaman kazandığımızda bile neyi doğru yaptığımıza, neyi yanlış yaptığımıza baktık. Oradan ilerlemeye çalıştık. Dediğiniz gibi Kordoba'da, İspanya'da gerçekten favori takımlarla oynadık. Avrupa Şampiyonası'nın favori takımlarıyla oynadık. Kötü maçlar çıkardık. Bunun için tabii ki çok üzgünüz ama ben inanıyorum takımıma. Biz çünkü gerekeni konuştuk. Hep birlikte konuştuk. Ve aynı hataları bir daha yapmayacağımıza, o kalan süreçte de hataların üzerinde çalışıp daha iyi olacağımıza inanıyorum. Tabii şunu da sorayım ben, sormuş olayım yani Esra sana. Farklı ülkelerle karşılaştık, farklı takımlarla karşılaştık. Tabii bu hem takım için hem bizim için de iyi oluyor. Ama tabii ki grubumuz da var. Grubumuzu nasıl değerlendiriyorsun Avrupa Şampiyonası'nda onu merak ediyorum. Grubumuzda Sırbistan, Macaristan ve Slovakya var. Bence iyi bir grubu, iyi bir kura çektiğimizi düşünüyorum. Tabii ki bu hani herkes aynı şey, yani bütün gruptaki bütün takımlarda aynı şeyi düşünüyordu. Sonuçta daha büyük
daha hep Avrupa Şampiyonası madalya almış ekipler yok, sadece Sırbistan var. ama Macaristan'da çok iyi bir yapılanmayla geliyor. Slovakya hakkında çok bir bilgim yok. İyi maçlar çıkaracağımı düşünüyorum. İyi maçlar olacak. Favorinin belli olmadığı maçlar var bence. Ben Sırbistan'ın hani kura çekildiği ilk günden beri Sırbistan'ı yeneceğimi düşünüyorum. Çok iddialı bir konuşma gibi olacak ama kura çekildiği ilk günden bu sefer Sırbistan'ı yeneceğiz dedim. Hep ucundan kaçtık o zamanlarda maçlarımı. Buna inanıyorum yani başaracağımıza. Yani bu gruptan bir de çıkabiliriz. Üçüncü de çıkabiliriz. Her şey o gün, o anki performansa bağlı. Benim sadece bunu şimdiden buradan söylemek istiyorum. Bizim manevi anlamda desteğe ihtiyacımız var. Kalplerimizin bizimle olmaya ihtiyacımız var. Gerçekten bu bizi çok motive ediyor. Ülkemizin bizim arkamızda olmasa, bizi desteklemesi bizi gerçekten çok motive ediyor. Biz olumsuz şeylerle etkilenmiyoruz diyemiyorum yani. Olumsuz yorumlardan ya da destek alamamaktan etkileniyoruz biraz aslında. Tabii bunu bence de etkileniyoruz. Evet. Çünkü turnuva çok uzun. İlk maçta kaybetsen de ya da işte bütün iki maçı kazanıp son maça kaybetsen de hani hiçbir şey değişmiyor. Turnuva çok uzun. Tek maçlık bir sistem değil. Gruplar çıkmamız ve devamında Fatih Bey az önce söyledi, 2011'de grup dördüncüsü olarak çıkmıştı Potan'ın perileri ama final oynadık yani. Hani bu işler böyle. Gerçekten hiçbir zaman umudumuzu kaybetmemek gerekiyor bence. Evet, senin de söylediğin gibi çok iyi bir yere parmak bastı aslında Fatih abi Esra. Gerçekten o destek. Evet. Biz şimdi buradaki hazırlık sürecinde de bulunmaya çalıştık maçlarda ya da oradaki seyirci kapasitesine bile burada değindik yani programda. Biz elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz size. Gerçekten önemli olan kısım da bu. Bence hani etkilenmiyoruz diyor bazı sporcular. Orada da çok iyi bir noktaya değindin. Bence insanlar gerek sosyal medyada gerek dış hayatlarında etkileniyorlardır illaki diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Esra, ben bir ufak bir şey sorayım. Seninle ilgili bir soru sorayım. Geçen gün bir basketbol konuşmayı sevdiğim bir arkadaşımla konuşurken seninle ilgili aynı noktaya geldik. Ya sen bazen oynayabildiğin maçlar oldu. Ya hem kulüp takımlarında hem milli takımda bazen oynayabildiğin dakikalar oldu, bazen oynayamadığın dakikalar oldu. Maksimumda senin hep işte takım içerisinde pozitif olduğunu gördük. Hep takımı yukarı çıkartmaya çalışan bir insan olarak gördük. Bunu nasıl başarabiliyorsun? Bazen oynamayınca oyuncular küsebiliyorlar ya. Sen orada hep pozitifsin, hep takıma pozitif etki yapıyorsun. Ya onu da işte bu hazırlık döneminde de gördük. O 4 maçlık süreçte de gördük. İşte İstanbul'da olan maçlarda da gördük. Onu bir ufak sorayım seninle ilgili. Ben her zaman, evet gerçekten her zaman süre almadım kariyerim boyunca. Oynadığım takımlarda ya da milli takımda. Ama her zaman bu konuda şöyle düşünüyorum. Benim oynamamam benim problemimdir ve takım arkadaşlarımın bununla herhangi bir ilgisi yoktur. Onları ilgilendirmem. Saha içinde ben bir sesimle de destek olabilirim. Kendime böyle bir şey bulmuşum. Yani çocukluktan beri beni bilen biliyor zaten. Hani madem sahaya giremiyorum, saha dışında ben elimden geleni yapmalıyım diye her zaman düşündüm. Yani arkadaşıma bir tane seti hatırlatabilirim ya da işte hata yapmış bir arkadaşıma destek olup onu ayağa kaldırabilirim diye her zaman böyle düşündüm. Ve bunu her zaman gençlere de bu şekilde söylüyorum. Bu arada oynamadığın için kendini demolize etmekten sen maçın kritik bir anında girip hata da yapabilirsin. Daha kötüye de girebilir her şey. Benim için her zaman maçın neresinde ya da ne kadar oynadığın önemli değil. Oyuna girdiğinde ne yaptığım önemli. Bir dakika da olabilir, 30 dakika da olabilir. Her zaman %100'ümü verebilmek için hazır olmalıyım bence. Bu benim çünkü kontrol edebildiğim şey bu olur. Oyuna girip ya da girmemek benim kontrol edebildiğim bir şey olamaz. Her zaman kendimi böyle motive ediyorum. Ve takım arkadaşlarıma oynayamadığımda da kenardan elimden geldiğince ne kadar enerji verebilirsem onlar sahada yorulduklarında ya da hani olumsuz durumlar düştüklerinde onları kaldırabilirsem bu da benim için bir başarıdır bence. Hep böyle motive ediyorum kendimi. Esra, valla teşekkür ederiz vaktini ayırdığın için. Var mı son olarak eklemek istediğin bir şey? Teşekkürler, ben de teşekkür ederim. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda elimizden geleni yapıp alnımızın akıyla ülkemize geri döneceğimize, olimpiyata gitmek için hak kazanacağımıza inanıyorum. Bunun için de bizimle birlikte herkesin inanmasını bekliyorum ben. Teşekkür ederiz. Biz tabii ki tekrar başarılar dileyelim size de. Vaktini ayırdığın için tekrar teşekkürler Esra. Bol şanslar Esra. Evet. En büyük dileklerimiz, kalplerimiz sizinle. Başarılar. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, Esra'yı da aslında görüşlerini almış olduk. O da büyük bir tecrübe milli takım için. Şimdi az sonra Pelin Derya Bilgiç'i de bağlayacağız. Bir aksilik olmazsa. Ona da şu soruyu yönelteceğim. Sonuçta takımda yeni
isimler de var, genç isimler de var ve onların önünde tecrübe olarak duruyorlar ve bu da çok büyük bir sorumluluk onlar üzerinde. Evet, kesinlikle. Ben Esra'nın son kısmıyla, yani benim sorumla ilgili kısmında hakikaten şimdi bu Esra çok özel bir karakter ve bence Çukurova'da da işte hep şeyden bahsediyorduk. Çukurova'nın aile ortamından bahsediyorduk. Hı hı. Bence çok oraya da çok ciddi katkı yapan oyunculardan biri. Milli takımda da hazırlık döneminde o hazırlık maçlarında işte bazen motivasyonu ya da motivasyon demeyeyim de işte hata yapan veya işte bir yanlış yapan arkadaşı olduğunda da sürekli onları yukarı kaldırmaya, yukarı çıkartmaya çalışan bir isim olarak dikkat çekiyor. Olarak, motivasyon olarak. Aynen aynen. Konsantrasyon olarak, motivasyon olarak. O yüzden ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Takımlarda çok işte bazen oynadığı anlar oldu, bazen oynamadığı anlar oldu. Bazen oynamayan oyuncuların çok fazla işte basketbol, futbol, farklı branşlarda da, voleybolda da vardır. Çok takip etmediğim için söylüyorum. Küsebildikleri oluyor ama onun hakikaten kendini bu şekilde de hala motive edebiliyor olması çok değerli. Bence çok özel. Ya milli takımda bence hani küsüyorum, forma şansı elde edemiyorum diye bir lüks olabileceğini ben düşünmüyorum açıkçası. Ya oluyor bazen mu? Bazen hayal kırıklığı yaşayabiliyorsun ya. Ben onu öyle düşünüyorum. Tabii ki yani, ama çünkü çok daha da kaldırmaz fazla oynamayı hayal ediyorsun. Heh. Ya da işte iyi bir çıkış yapmışsın. Sezon içerisinde çok iyi bir çıkış yapmışsın. Heh. Ve şey ya bu şeydir. Sen bir takımda oynuyorsun. Sallıyorum. Fenerbahçe'de oynuyorsun. Fenerbahçe'nin bir sistemi var. Bu sisteme göre de çok net bir oyuncusun. Ama milli takıma gelmişsin. Koç farklı bir şey oynamaya çalışıyor. Tabii. İşte birinde koş koş oynuyorsun. Diğerinde sete set oynuyorsun. Koş koş da çok ön plana çıkan bir oyuncusun. Ama sete set kaldığında sen çok fazla ön plana çıkamıyorsun. Ya da ön plana çıkamıyorsun dediğin sürelerin kısılıyor. Sürelerin kısıldığında da bu sefer şey görünüş yani o motivasyonu kaybedebiliyorsun. Ne kadar milli takım olsa da ya kaybetmemen lazım desem bile insan oldu düşebiliyoruz yani. Bu arada ben anlayabiliyorum orada düşmeyi. Senin dediğini de anlıyorum ama oluyor ben yani. Ben de insan anlıyorum olursun. Ama mesela tabii ki emeklerin karşılığını almak bu karşıdaki ama alamadığın zaman da mesela bir maçta belki hoca maç maç gidiyor. Karşıdaki takıma göre bir şey düzenlemeye çalışıyor o anda. Burada küsüp kenara çekilecek bir durum olabilir. Burada spor psikolojisi tam olarak burada devreye giriyor. Değil mi? İşte spor psikolojisi dediğiniz yer tam olarak burada devreye giriyor. Gerçekten. Ben anlayabiliyorum ama bu benim branşım değil yani. Anlatabiliyor muyum? Spor psikolojisinin bakması gereken bir branş. Onun ele alıp o oyuncuyla birebir konuşarak onu motive etmesi lazım. Ya işte milli takımımıza hep söylüyoruz. Çok değerli insanlar var. İşte Yasemin Orasan var. Nilay Kartaltepe var. İşte Şaziye İbegin var. Bu oyuncular, Nevriye Yılmaz var. Bu isimler yıllarca buralarda işte en kritik şutları atmışlar, en önemli maçlarda yer almışlar. Dönem dönem oynamışlar, dönem dönem oynamadıkları anlar da olmuş. Onların biraz daha şey, ne derler? Psikolojisi tabii. Psikolojisini biraz daha onlar toparlayabilir olduğunu düşünüyorum. Öyle oluyordur da diye düşünüyorum. Yani evet. Önce onu söyleyeyim. Evet, Pelin de hazırmış. Ben bu takımda da şey görmedim bu arada henüz. İnşallah da öyle İnşallah. Bir şey görmedi. Ya bir görmek lazım. Bir işte 12 kişilik kadroyu, rotasyonları. Belki bu haftaki işte Polonya maçları, Polonya-Yeni Zelanda maçlarında biraz daha net görürüz bazı şeyleri. Evet tabii zaten az da bir süre kaldı diyelim. Hemen Pelin Derya Bilgiç de hazırmış. Pelin'e hemen hoş geldin diyelim. Pelin hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? Öncelikle az önce Esra'yı söyledim. Çok yoğun bir süreçtesiniz. Vaktini ayırdığın için teşekkür ederim. Nasılsın? Nasıl geçiyor günlerin? Rica ederim, iyiyiz, yoğunuz. Evet. Şimdi İspanya'dan yeni geldik. Yoğun bir kamp süreci geçiriyoruz. Evet. Hala devam ediyor. Hani sonuna gelmiş olsak da program çok yoğun. O şekilde idman yapıyoruz, maç yapıyoruz, o şekilde ilerliyoruz. Evet, Pelin şimdi az önce Esra ile de konuştuk. Tabii ki grubu değerlendirdik birlikte. Hem senden de isteyeyim aslında grubumuzu nasıl değerlendiriyorsun. Tabii hazırlık sürecinde farklı takımlarla karşılaştık. Kendimizi farklı alanlarda test etme imkanı bulduk ama neler söyleyeceksin grupla ilgili? Çok az da bir süre kaldı. Neler bekliyor bizi sence? İlk maçımız Sırbistan'la. Sırbistan iyi bir takım. Sonuçta ekoller arasında. Evet. İkinci maç Macaristan'la oynayacağız. Sonra da Slovakya'yla oynayacağız. Bence grupta aslında şansımız yüksek. Ben Sırbistan'ın da kazanabileceğimizi düşünüyorum. Macaristan'a da işte 3 galibiyet de alabileceğimize inanıyorum. Fakat şu an biz de tam yavaş yavaş sistemi yeni yeni oturtmaya başladık. Bir şeyleri kamp döneminin yani sonuna doğru. Evet. Bu süreçte artık sonlara doğru geldiğimiz için oraya gittiğimizde tam hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız. Açıkçası grupla ilgili yani başkalarının oynadığı basketboldan daha çok bence bizim
kendi basketbolumuzu ne kadar oynadığımız daha önemli diye düşünüyorum. Tabii turnuvalarda başka olur. Turnuva performansı, turnuva ivmesi, turnuva havası denilen olaylar var. O zaman turnuvanın ilk günü işte hep beraber ne kadar bu işin içindeyiz onu göreceğiz. Öyle yani benim düşüncem böyle. Evet belki de o an maç maç gidilecek öyle değil mi? Şimdi ne kadar üzerine konuşuyor olsak bile gün gün maç maç gidilecek bir durum olacak. Pelin şunu da sormuş olayım. Tabii ki takımda genç oyuncularımız da var. Siz de birer tecrübe olarak onların aslında idolleri, örnekleri olarak onlara tecrübe aktarma konusunda neler yapıyorsunuz? Ya da takımda nasıl bir hava var şu an genel olarak böyle sorayım. Takımda hava güzel. Çok fazla genç oyuncu var. Biz tecrübeli olarak elimizden geldiği kadar onlara her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlar da çok gayretliler açıkçası. Evet. Ben yani görünce mutlu oluyorum. Çünkü hem buraya gelmişler, hani hem aç gelmişler hem istekliler, bir şeyler yapmak istiyorlar. Açıkçası ortam da güzel yani. Hiçbir şey olmuyor. Yani tecrübelilerle tecrübeli olmayanlar bence iyi anlaşıyor. Aralarında iyi bir uyum var. Ben ortamı güzel görüyorum açıkçası. Vallahi biz de başarılar dileyelim o zaman bu haftaki maçlar için. Hem de artık Eurobasket'e de çok az bir süre kaldı Pelin. Var mı eklemek istediğin bir şey? Yok, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler, başarılar. Teşekkürler, başarılar Pelin. Çok teşekkürler. Evet, Pelin'in de görüşlerini aldık. Artık tabii biz Eurobasket'e özel programımızla birlikte turnuvanın nabzını tutmaya başladık. Aynen. Ama işte tam kadrolar belli olmadığı için sadece önümüzde belli olan grubumuz, değil mi? Hazırlık, yani tabii. Takımların işte o 15 kişilik, 16 kişilik kadroları belli. Evet. Yani henüz şey değil, hazırlık kamp kadroları belli. İşte ayrılanlar falan oluyor takımlardan. İşte bizde de işte son olarak Selim Reçil Gül ve Tuğçe Canites kadrodan çıkartıldı. Ya yani o oraları görebiliyoruz. Tabii onu zaman ama son 12 nedir işte... rotasyon ne olur, son anda bir sakatlık olur mu, onları bilemiyoruz henüz, çok erken bunları söylemek için. Ama görebildiğimiz bir senaryo var, yani hazırlık döneminden görebildiğimiz senaryo var. Tera McCowan da kadroya katılacaksa biz Sırbistan'la yarışırız. Zaten Yasemin Orasan da bunun üzerinde durmuştu senin yönelttiğin soruyla birlikte. Önümüzdeki günlerde bence belli olur McCowan'ın durumu diye düşünüyorum. Zaten McCowan Türk milli takım kadrosuna dahil oldu diye, yani resmi olarak açıklanmadı ama WNBA tarafı, Dallas tarafı Tera McCowan'ın takımdan ayrıldığını ve milli takıma dahil olduğunu, Türk milli takımına dahil olduğuna dair bir haber, bilgi geçti. Yani sakatlığının olmadığı, sakatlıkla ilgili bir sorunun olmadığı. Çünkü biliyorsun sezonun birinci maçında sakatlanmıştı Tera McCowan. Üç maç kaçırmıştı. Sonrasında süreçte de Dallas'ı son iki maçtaki sağlık raporu bilgisinde de, takım raporu bilgisinde de Tera McCowan'ın takımdan ayrıldı ve Türk milli takımına dahil olduğu yönünde bir bilgi geldi. Umarız sağlıklıdır, umarız sürece devam ettirir. Sürece dahil olur diyelim. Ama şeyi göreceğiz. Sırbistan'la hakikaten yarışabileceğimizi düşünüyorum ben de. Tera McCowan dahil olursa. Tera McCowan dahil olmazsa kolay değil işimiz bu arada. Evet. Dahil olursa bence biz grubu bir şekilde ikinci bitiririz. İşte çapraza da Büyük Britanya, Fransa, Almanya, diğer takım kimdi? Hatırlayamadım şimdi. Şöyle bakayım, Slovenya var ev sahibi. Evet, evet. Slovenya da iyi başlamadı hazırlık dönemine. Ya onu söyleyelim. Almanya hazırlık döneminde oynadık. Bizim altımızda bir takım. Yani yenildiğimiz, ya varsayıyorum ki, ya bence biz Macaristan'ı ve Slovakya'yı mağlup ederiz. Slovakya'nın enteresan bir Letonya galibiyeti var arada. Yani benim de şaşırdığım bir galibiyet. Onlar adına şaşırdığım bir galibiyet. Onlara hedef maçlar diyorsun aslında değil mi? Evet. Ya biz Slovakya ve Macaristan'ın bu gruptaki hedef maçımız o. Ama Sırbistan'ı mağlup edersek grup liderliğini konuşmaya başlıyoruz. O bambaşka bir noktaya gelir Sırbistan'ı mağlup edersek. İşte orada aslında farklı bir matematik var. Hem Esra'ya sorduk hem Pelin'e sorduk. Onlar da aslında her şeyin olabileceğini söyledi. Bu arada kaybetmek günün sonu değil. Tabii ki. Bir de ben hep şey söylüyorum. Biz bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda gruplarda elendik. Yani ilk tur gruplarında elendik. Bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda ilk tur gruplarında elendik. Yani iki yıl Avrupa Şampiyonası'nda ilk tur gruplarında eleniyoruz. Yani, ya bu arada yani elenebiliriz, yenilebiliriz. Ya sadece mağlubiyet şey, bu sporun içinde olan bir şey olan yani. Bir şey. Hani biz bunu çok eleştiriyoruz gibi gözüküyor ama gerçekten biz şimdi futbolda başarısızlığı
farklı programlarda çok uzun saatler konuşuyoruz yani. Basketbolda yani, da bunu hani çok fazla... Ama şeyi biz nasıl üst tarafa çıkmalıyızı tabii, konuşmamız lazım. Evet. O yüzden önce tespiti yapıyor olmamız lazım. Hı. Son iki şampiyonada biz başarısız olamadık. Yani ben başarılı olamam. Avrupa şampiyonasında kalmak başarı. Kalış şeklimiz de başarı bu arada. Çünkü net bir şekilde gruplardan hiç işte en iyi ikinci vesaire muhabbeti yapmadan direkt çıkıyoruz. Ama bunun yanında bence şey de kritik. Avrupa şampiyonasında bir üst tura çıkmak da kritikti bence. Şu an oynayacağımız şey hem Slovakya hem Macaristan bence bizim seviyemizin altında takımlar. Ya da ya da şey söyleyeyim. Yarışmayı daha rahat yarışabileceğimiz takımlar. Hatta hazırlık döneminde gördüğüm kadarıyla hatta geçebileceğimiz de takımlar. Ama maçlar sahada oynanılıyor. Hep i̇şte 2011 örneğini veriyorum. Geliyor, 2011 örneğini veriyorum. Karadağ hiç kaybetmeden geldi. Normal şey ikinci turu bitirdiğinde grup lideriydi. Hı-hı. Biz dördüncü sırada son maçta Çek Cumhuriyeti'yi sanırım mağlup ederek gruptan çıktık. 1-4'te Karadağ'ı eledik. O yüzden bazen böyle şeyler işte kazanarak gittin, çeyrek finalde hiç ummadığın mağlubiyet aldın. Kazanarak gittin ya da kaybederek geldin bir şekilde kendini çeyrek finale attın. Çeyrek finalde adını yarı finale yazdın. İşte son 2017, son 6. mı olduk 2017'de? 5. olduk sanırım. 5. 6.lık maçında sanırım İtalya'yı mağlup ettik. Yanlış ya da emin olamadım şimdi. Çeyrek finalde bizim çok kolay bir şekilde yeneceğimizi hayal ettiğimiz Yunanistan'a kaybettik bir çeyrek finalde. Yani yarı final oynarız dediğimiz noktada kaybettik. O yüzden bazen böyle inişler çıkışlar yaşayacağız. Ama buradan çıkış yolu bulmaya çalışacağız. Bence potansiyelli bir milli takımız. Öncelikle birbirimize olan o bağı kapartmamamız lazım. Bağı tutmamız lazım. Sağlık tutmamız lazım. Bence işte 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 17'ye kadar giden milli takımın en önemli şeylerinden biriydi. Saha içerisindeki önemli bir bağı vardı. Bazen kötü oynadığımız maçlar vardı, iyi oynadığımız maçlar vardı. O yüzden o saha içerisindeki bağı bir şekilde tutmamız lazım. Bir şekilde mücadeleyi hiç geri adım atmamamız gerekiyor. Evet. Bizim milli takımımız mücadele eden bir milli takım. Hep öyle bilindi, hep öyle devam etmemiz gerekiyor. Tabii kulüpler bazında mesela Avrupa'nın zirvesinde yer aldık. Neden milli takımda da böyle bir şey yaşamayalım? Zaten sezon boyu da bunu konuştuk hep milli takıma yönelikken. Bu arada ben hep adım adım bakıyorum. Önce birinci hedefimiz ikinci tura çıkmak veya çeyrek finale çıkmak direkt. Bu arada bence maç sonra, maç da bakılabilir ya. Tabii otomatikman gibi. maç bakıyorsun. Ama tabii. Sırbistan maçını yendikten sonra bambaşka bir rota var önümüzde. Hı-hı. Artık o rotayı düşünmemiz gerekiyor. Evet. Ona bakacağız orada ondan sonra. Umarız Slovenya'da kalacağız. Umarız 25 Haziran değil mi son tarih? Evet. 25 Haziran'a kadar Slovenya'da kalırız. Evet. En büyük dileğimiz bu. Değil mi? Güzel yani 25 Haziran günü bittiğinde Slovenya'da işte 26 Haziran'da Türkiye'ye dönmüş oluruz. Keyifli bir şekilde dönmüş oluruz. Ama ben bu milli takımın olimpiyat elemeleri hedefini gerçekleştireceğini düşünüyorum. Ama adım adım gidelim. Önce ikinci tura kalalım veya çeyrek finale kalalım. Sonra çeyrek finalden sonra bakarız bir daha rotamıza. Tabii sevgili izleyenler konuşmaya devam edeceğiz milli takımla ilgili ama kısa bir reklama gidelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz Eurobasket özele sevgili izleyenler. Tabii ki FIBA'nın da yayınlamış olduğu aslında bir liste var Fatih abi. Buradan biraz devam edelim istiyorum Power rankingsler. Evet aslında bu bir güç sıralaması gibi. Güç sıralaması tabii aynen. FIBA'nın uygun gördü. Şimdi arkadaşlarımız da ekranlara getirdi. İspanya. Fransa 3 sıra birden düştü. Evet. Önceki Power Rankings'te birinci sıradaydı Fransa. Favorilerden biriydi. Yani yıllarca favori olarak geliyorlar buralara ama. Evet Fransa'ya cidden ne diyorsun yani? Gabby Williams'ın sakatlığından dolayı oynayamayacağını söyleyelim. Marin Johanna bu hafta başına kadar veya önümüz bu haftanın içerisinde bir güne kadar bir tarih vermişler. Dönmesini bekliyorlar. Eğer dönerse kadroda yer alacak. Eğer dönmezse de Marin Johanna da kadrodan çıkacak. Ama tahminim bence Marin Johanna ve Gabby Williams'tan yoksun bir Fransa göreceğiz. Orada da Vujasaljevic'e biraz fazla yük binecek Fransa'da. Evet. Bunu söyleyebiliriz. Yani görünen o. Prag'da, USK Prag'da oynayan. İşte bunun yanında Fatu'ya yine keza yük binecekmiş gibi duruyor. Orada hakikaten
1-2 İspanya, Belçika. Ben Sırbistan'ın ya özellikle Marina Markovic'in milli takımda gösterdiği etkiyle ya bir şekilde kendini finale atar. Finalde de ya finale attıktan sonra Marina Markovic'le mücadele etmek çok zor hale geliyor. Ben o işin psikolojisini nasıl ayarlıyor falan diye düşünüyordum. Ya Fenerbahçe'de çünkü hep şey diyorlar, Fenerbahçe kaybeden taraf, yani Fenerbahçe finale gidiyorsa bu empoze edilmiş, yani insanlara empoze edilme, Fenerbahçe finale oynuyorsa kaybeder falan empoze edilmiş bir bilgi olarak insanlara sürekli yükleniyor. Ben çok katılmasam da, doğru bulmasam da, ama bunu bir şekilde görüyorum, karşılaşıyorum. Fenerbahçelilerde de görüyorum bunu fazlasıyla. Fenerbahçe'de bunu nasıl yönetti falan diye kendi kendime arada soruyordum. Bundan birkaç hafta önce Fenerbahçe bir yemek düzenlemişti basın mensupları, evet, hatırlarsan. Evet, hiç değinmedik değil mi programda ona? Hiç değinmemiştik. Evet. Ama sadece burasına değinebiliriz. Şimdi konumuz çok başka. Marina Markovic psikologmuş. Yani aslında hakikaten yani işin şeyinden de, yani bir koçluk yapıyor ama diğer tarafta da bir psikolog. Hakikaten final performansı çok farklı olabilir. O yüzden Power Rankings'de üçüncü görünüyor ama yani o iş finale gelince daha farklı olabilir. Ben bir şekilde finale atabileceklerini düşünüyorum ama orada çapraz eşleşmelere de bakmak lazım. Bir saniye, ben bu detaya takıldım şimdi. Sen bunu daha önce bana söylemiş miydin, söylememiş miydin? Belki yukarıda arada sohbet ederken söylemiş olabilirim. Ben çünkü hatırlıyor gibiyim ama sanki bir yerlerde böyle bir hayal meyal hatırlıyor gibiyim. Ya şey... Şey, acaba Gökhan mı söylemiş olabilir? Muhabbet arasında şey olabilir. Gökhan da söylemiş olabilir. Değil mi? Öyle bir şey de olabilir. Ama çok büyük avantaj. Çok ciddi Gökhan. Avantaj yani. Yani hani üzerine ne konuşabiliriz diye düşünüyorum da şu an çok büyük avantaj. Bence soğukkanlılığı da oradan geliyor olabilir, olabilir bu arada. Olabilir. Çünkü her şimdi gittiğimiz maçlarda da takip ediyoruz. Hem sağdan hem buradan ekrandan takip ettiğimizde. Fenerbahçe düştü dediğimiz anda mesela Markovic etkisiyle neler olduğunu gördük. Evet. Sezon evet. Değil mi? Aynen. O yüzden bir şekilde Sırbistan'ı yani oraları bir şey yapar, karıştırırmış gibi geliyor. İtalya hazırlık dönemini biraz işte orta şekerli geçti şu ana kadar. Bundan sonraki önümüzdeki haftaki performans, yani bu haftaki performansları, hazırlık maçlarında ne olacak onu takip etmek lazım. İspanya hakikaten dediğim gibi yani inanılmaz savunma yapıyorlar. Yani şey düşünmemiştim ben bu kadar yani... hücum yaparlar ama savunmada bu kadar yıpratıcı olmazlar diye düşünüyorum. Evet. İnanılmaz yıpratıyorlar savunmada. Onu söyleyebiliriz. Bizim sıralamamıza geldiğimizde şimdi FIBA'nın yayınladığı yazıda da aslında şöyle ufak bir detaya yer verelim. Şimdi az önce McCowan'dan bahsettik. McCowan'ın WNBA'den ayrılmış olacak biz bu yazıyı yazarken diye bir açıklaması olmuş. Tüm takımlara böyle bilgi ufak ufak yazmışlar. Paul Nielsen'in yazısı olduğunu söyleyeyim. Yanlışım evet, yoksa Paul evet, Nielsen'in evet. yazısı değil mi? Ben bakmadım sonra ama Paul Nielsen'in adını diye geçirelim bilmiyorum tabii ki. FIBA'da genelde Paul Nielsen yazıyor. Hakikaten kadın basketbolunun da çok büyük emekçilerinden biri Paul evet, Nielsen. Evet, evet, evet. Çok büyük emekçilerinden biri, onu da söyleyelim. Çok takdir ettiğim isimlerden biri kadın basketbolu takibi. Bu arada çok iyi bilgiler gerçekten. Evet, yani. Evet. Mesela bakın, işte bizim takımımız için de şunu yazmışlar. McCowan'ın konuşamadığımız için Türkiye'nin geleceği belirsiz görülüyor. McCowan'ı altıya koymuş bize ama bu arada. McCowan'sız biraz günceller. Bir de Paul Nielsen İngiltereli, Büyük Britanyalı diyelim daha doğrusu. Orada bir Büyük Britanya kayırması gördüm. Şey yapmak gibi olmasın oraya yedinciyi koyarak. Yazılarda mı öyle gördün? Yok. Sıralamada. Yedinci sıraya Büyük Britanya'yı koymuş. Orada bir kayırma sezdim. Ne olurdu peki? 8. Bu arada Letonya 7 olurdu. Bence bir sonraki Power Rankings açıkladığında Çek Cumhuriyeti'ni biraz daha yukarı alır. Öyle mi diyorsun? Çek Cumhuriyeti'ni biraz daha yukarı alır. Olabilir. Bu arada yazıda Tilbe'den de bahsedilmiş. Büyük bir artı olarak onu da bahsetmek gerekiyor. Burada. Evet. Ama bu arada Tilbe özellikle Gorzov'da çok iyi çıkış yaptı. Hı. Yani şeyde Polonya Ligi'nde evet, evet. Hakikaten iyi bir çıkış yaptı. Umarız milli takıma da yansır. Bunu da söyleyelim. Evet. Tabii diğer takımlara baktığımızda özellikle rakiplerimize, D grubundaki rakiplerimize şöyle bir göz atalım istiyorsan Fatih abi. Macaristan'la ne diyorsun? Ya çok tecrübesiz bir takım. Son evet. iki Avrupa Şampiyonası'na katılmadılar yanlış hatırlamıyorsam. Ya da 2019 ama 2019 ve 2021'e katılmadılar mıydı? Ya orayı yanlış söylüyor olabilirim. 2021'e %100 katılmadılar da 2019'a emin olamadım. Kadrodaki çoğu oyuncu işte 99 doğumlu, 2000 doğumlu, 2001 doğumlu. Evet. Yani genç oyuncular. Bernadette Tatar var. Yani en potansiyelli, en önemli oyuncularından biri. İşte WNBA'yi de görmüş. İşte geçen sene Sopron'la Euroleague şampiyonluğu da yaşamış bir oyuncu. Bence bizim Slovakya'da çok fazla problem yaşayacağımızı düşünmüyorum ama şeyde Macaristan maçı, yani Sırbistan'a eğer kaybedersek Macaristan'la final maçı yapacakmışız gibi duruyor.
Evet. Var mı bu listeyle ilgili eklemek istediğim bir şey peki? Yok, ben sadece güncellendiğinde Çekya'yı biraz yukarı alır diye tahmin ediyorum. Evet. Belki Büyük Britanya ile Letonya'nın yerini değiştirebilir. Belki Çekya'yı yukarıya biraz daha alır. Yok, olabilir bu arada. Olabilir, evet. Yani ama Slovenya mesela, ev sahibi Slovenya kötü başladı hazırlık dönemine. Yani bunları söyleyebiliriz rahatlıkla. Evet. Neyse, bakalım zaten biz turnuvaya kadar bu gelişmeleri takip ediyor olacağız Fatih abi. Hepsine yer vermeye çalışırız. Bir yandan da az önce söylediğimiz gibi ligdeki gelişmeleri takip etmeye çalışıyoruz sizler için. Biraz da transfer gündemine hemen geçmek istiyorum ben. Tabii bir konumuz daha var, WNBA, hemen ona da zaman ayıracağız merak etme. Çünkü hep sona kalıyor ve son anda böyle çok hızlı geçiyormuşuz gibi oluyor. Çünkü temsilcilerimiz orada... ligimize yer alan oyuncular da orada bizi iyi temsil ediyor diyelim. Ve biraz transfer gündemine girelim. Artık tabii ki resmi açıklamalar da yavaş yavaş gelmeye başladı. Sosyal medyadan duyurulmaya başladı bu da. Evet. Fatih abi, geçtiğimiz hafta biz ufak bir eleştiride bulunmuştuk bu konuyla ilgili. Neler söyleyeceksin? Şöyle başlayalım istiyorsan. Nesibe Aydın, Gamze Takmaz transferini mesela açıkladı. Gamze Takmaz, evet. Jessica Thomas ve Gülşah Duman Bıçakçı takımda kaldı. Ya onlar aslında geçen hafta açıklamışlardı ama bizim gözümüzden mi kaçmış bilemedim. Değil mi? Biz ona yer vermedik, evet. Evet, geçen hafta yer vermedik. bir de Emma Cannon transferi. Emma Cannon'ı da söylemek lazım. Emma Cannon uzun pozisyonu. Yani 1, 2, 4, 5 yani 3 pozisyonu şu an için biraz belirlemiş oldular. ya Jessica Thomas'ı biliyoruz, ligin bence özel kısalarından biri. Gülşah Duman Bıçakçı enerjisiyle değerli kısalardan biri yine. Evet. Bu sezon dönem dönem iniş çıkış performans sergiledi ama onun iyi performans sergilediği günlerde Nesibe Aydın için işler biraz daha rahatlıyor. Emma Cannon WNBA oyuncusu. Bu sezon çok fazla süre alamadı Indiana'da. Özellikle Ali Abbas'ını draft ettikleri için, çok potansiyelli bir uzun draft ettikleri için oralarda çok fazla süre alamadı ama o da geçtiğimiz sezon özellikle Bursa'da sezon başını çok çok iyi, yani sezon ortasına kadar çok iyi bir sezon geçirmişti. Sonrasında Elisur Ramla'ya gitmişti yanlış hatırlamıyorsam. En son olarak da şeyden bahsedelim, Gamze Takmaz transferinde. Geçen sene Kuşkurova basketbolda oynuyordu Gamze Takmaz. Bence onlar adına da iyi ekleme Gamze. Geçen sezon özellikle Gamze böyle şey, sezonun finalini Gamze kötü yaptı. Ya bence sezonun genelini çok kötü oynamamıştı ama sezon finalinde Emma Misam'ın eşleşmesi onu biraz çok fazla yıprattı. Fenerbahçe orayı çok fazla işledi. Çok dikkat çekici yani artık. Yani çünkü savunabilmesi çok kolay bir oyuncu değil Emma Misam'ın. Evet, normal uzun olarak senin kolay değil ama pozisyon olarak 5 numarayı savunmaya çalıştı orada Gamze Takmaz. Orada da normalen defosu ortaya çıktı. Çünkü savunması çok mümkün olmayan bir eşleşmeydi o. Bir de o ceza şutlarını bir iki defa, yani özellikle ilk maçta sokamayınca çok biraz şey oldu, ne derler, performans sorgulanmıştı. Ama bence Nesibe Aydın için iyi hamle. Orada geçen sene Elif Emirtekin vardı Nesibe Aydın'da. Sakatlıktan dönen Elif Emirtekin vardı. O da yeterince o bekledikleri katkıyı alamamış olabilirler veya Elif Emirtekin iki pozisyonda birden oynayabiliyor, 3-4 numara. Belki tutabilirler, bilmiyorum tutacaklar mı. O yüzden bence Nesibe Aydın için iyi bir ekleme olduğunu söyleyebiliriz burada. Hem de kendisi için değil mi? Takımda daha fazla ön plana çıkabilir. Evet, evet. Takımda kendini gösterebileceği bir takım daha doğrusu. Bir diyelim. De orada o ceza şutlarını Nesibe Aydın'da daha fazla kullanabilecektir. Bunu da söyleyeyim. Bu arada şey de, Nesibe Aydın parantezini açmışken de Erman Okerman'ın bir paylaşımını da şey yapalım, söyleyelim. O da işte koçlar için, yani işte belki aktif koçlar için, şu anda TK Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde koçluk yapan koçlar için veya Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde koçluk yapmak isteyen, alt liglerde yapan veya işte yeni yeni koçluğa giren kişiler için böyle bir işte Koç Okerman diye bir hesap açıp orada videolar paylaşacağını söyledi. Bence çok değerli. Çok... Evet, keşke videosuna yer verseydik. Normalde konuşmuştuk ama aklımızdan çıktı. Çok çok iyi olurdu. Ya şey, güzel bir hikaye. Şey dedi, elimi biraz açmış olacağım ama kozlarımı açmış olacağım. Ama bu aslında şöyle bir şey. Ben olaya şöyle değerlendirdim de görünce aklıma şey geldi. Şimdi hepimiz bir hayatımızda iş hayatına başlıyoruz. Ben bir yazılımcı olarak iş hayatına başladım. Benim en zor dönemim şeydi, İlk işimi bulma dönemiydi. Ya ilk işimi bulurken çok büyük sıkıntı yaşadım. Ben hatta şey diyorum arkadaşlarıma, ilk işimi bulurken Kariyer.net'te bir site adı zorladık ama yani bir şey sitesinde, insan kaynakları sitesinde 150 tane falan
başvuru yapmışım. Bir tane ya da iki tanesine çağrılmışım. Bir tanesi de olmuş hayatımda. Yani böyle işe başlamıştım. Çok zordu. Hakikaten ben iş bulamayacağım. İşte işsiz kalacağım. 150 tane şut atıp ikisinin girmesi gibi. Ya hakikaten şeydi, psikolojik olarak da çok etkileyen bir şey. Ama içeride ne olduğunu bildiğin sürece, yani içeride neler yapıldığını bildiğin sürece bence onlar çok daha değerli. Bence özellikle koç olmak isteyenler. Ya şey, ligdeki koçların çoğu Nesibe Aydın'ın nasıl bir basketbol oynadığını çok iyi biliyordur. Ama bence değerli olan kısım ne biliyor musun? Kadın basketboluna veya koçluğa ayak basmak isteyen insanlar takımlarda nasıl işler dönüyor bunu biliyor olmaları çok değerli. Bence o yüzden Erman Ok Erman'a çok teşekkür edelim. Umarım çok uzun soluklu, keyifli bir video süreci olur. İzleme süreci olur. Biz de izleriz, takip ederiz. Bu arada sezon boyu da devam edecek mi videolara? Öyle bahsediyor. O yüzden bence çok değerli olduğunu düşünüyorum. Umarız artarak da devam eder. Evet, bir ama de koçların da şimdi biz şeyi bence TBF'yi bir kez daha burada bir ufak eleştirelim. Koçların şeylerini de çok fazla göremiyoruz. Açıklamalarını da çok fazla ön planında tutamıyoruz. Görmüyoruz maçlardan sonra maçlardan önce. Mesela Euroleague takip ederken maç öncesi röportajlar görüyoruz. Yani kulüp sosyal medya hesabından böyle böyle. Ama orada zorunlu olma durumu var. Bazı kulüpler yapıyor bunu burada sosyal medyada. Önce onu söyleyeyim. Yani, tabii. Ama yapmayan kulüpler de var. Öncesinde maçla ilgili koç 3 satır bir şey yazsan da olur. Ama maçtan sonra da bir ufak bence basın toplantılarının geri gelmesi lazım. Katılım minimum. Görüyorum, biliyorum. Ben de katıldığım için biliyorum. Hatta koça genellikle soru sorulmaması çok rahatsız edici. Koçlar adına çok da rahatsız edici. Ama bence koçların bir şekilde kendi seslerini sosyal medyadan veya işte o TBF'nin YouTube kanalından. TBF'nin YouTube'u çok içerik anlamında çok farklı bir noktaya gider. O yüzden TBF'nin YouTube olmayabilir ama bence kulüpler kendi sosyal medyalarında kendi sosyal yapabilir. Medyasından maçtan sonra koçun evet. O 1 dakikalık, 2 dakikalık, 1,5 dakikalık kazansalar da kaybetseler de bir zorunluluk hale getirmek lazım. O videosunu paylaşmaları gerektiğini düşünen taraftayım. Bu arada belli organizasyonlarda mesela bu branş fark etmeksizin zorunlu bu mesela. Voleybolda olsun, basketbolda da set aralarında, periyot şey aralarında var. Zorunlu açıklamalar yapmak, röportaj vermek ya da. Bu arada Euroleague'de mesela şey var. Kazanan koçta, kaybeden koçta işte kazanan koç flash interview dedikleri kısma kazanan koç geliyor. Arkasından bildiğim kadarıyla maçın MVP'si geliyor. Kaybeden koç, sonra maçın diğer oyuncusu, bir tane daha oyuncu geliyor. Ama diğer takımdan oyuncu gelmiyor ama kaybeden koç elinde sonunda mikrofonun karşısına geçiyor ve bir şey söylüyor. Belki soru geldiğinde o soruya da cevap veriyor. Ya bu çok normal bir şey bence. Bence bizim bunu hem ligde hem milli takımda normalleştirmemiz gerekiyor diyelim. Evet. O zaman bir diğer transfer haberi vereceğimiz kulübe geçelim. Melik Gazi Kayseri Basketbol. Aslında biraz da yerliler özelindeki transferlerini açıklamış oldu. Merve Arı, Damla Gezgin ve Ayşegül Günay Aladağ transferlerini açıkladı. Bu şekilde açıkladı tabii kulüp. Evet. Daha çok yerler üzerinde. Bu arada Damla ile ilgili sezon içerisinde Damla ile telefon bağlantısı yapmıştık. Evet, evet. Damla'ya şey sormuştuk, yani yıllardır şeyde oynuyor, Orman Spor'da oynuyordu. Böyle yıllar. Yani, hatırlıyorum senin sorunu. Evet. Çünkü ben o dönem işimden istifa etmeyi düşünüyordum. Damla'dan fikir aldım ben orada. Ya kendimce benim iş yerinde kendi şu an buradan değil de farklı bir işimde bir problem yaşıyordum. Psikolojik hamleydi Damla. Evet. Yani orada şey sordum, yani insan işte konfor alanını bazen terk etmek istiyor olabilir. Terk etmesi daha iyi olabilir. Ama sen yıllardır orada kaldın ve sonra kaptanlığa falan da gelerek devam ettin. O konfor alanından çıkıyor. Bence çok değerli bir oyuncu. Ligin çok değerli oyuncularından biri. Onu söyleyebiliriz. Çok önemli bir şütör. Bence önemli bir katkı, önemli bir hamle yaptı Melik Gazi Kayseri Basketbol, ki geçen sezon en önemli sıkıntılarından biri yerli rotasyonuydu. Onu söyleyelim. Evet. Ayşegül Günay Aladağ özellikle sezonun ilk başı için söylemeyiz ama sezonun finalini çok iyi yaptı. Yani hem işte son 2-2,5 aylık dönemde Sevgi Uzun'u çok iyi destekledi. Bunu söyleyebiliriz. Merve Arı için de sezonun en istikrarsız performansı diyebiliriz Merve Arı. Ya bazen çok yükseldiğini gördük, bazen çok düştüğünü gördük ki sezonun sonunda tamamen böyle mental olarak böyle kırılmış gibiydi. Belki onun böyle bir Kayseri hamlesine ihtiyacı var. Şeyi söyleyelim. Özellikle şeydeki sezonda, Bursa'daki sezonunda çok iyi bir çıkış yapmıştı. Zaten oradan emlak konuta geçti. Belki burada da önemli bir çıkış yapacağı bir transfer yaptı Merve Arı'da. Bence Kayseri adına 3 iyi hamle, bunu söyleyebiliriz. Tabii burada etraflarına koyacakları yabancı transferleri de önemli olacak. Kimleri transfer edecekleri kritik olacak. Yani sadece yerli transferi, işte yerli rotasyon transferi de ama yabancı transferi çok önemli. Feray Dalkılıç, yani bildiğimiz kadarıyla şey, Ocak-Şubat ayına kadar çok fazla göremeyeceğiz
kendisini sahalarda. Umarız sağlıklı döner. Umarız iyi döner. Diğer yerli oyuncularla ilgili de zaten bir fikrim yok. Yani bir şey diyemiyorum. Ama geçen sezon Şuur Anur çok iyi çıkış yapmıştı. Sevgi dönem dönem işte performansı istikrarsız isimlerden biriydi o da. Ama genç oyuncu, daha ümit yaşı, yani U20 yaşı, yani 20 yaş altı bir milli takım yaşı geçen sene dolmuş bir oyuncuydu. O yüzden o genç oyuncularda olacaktır ama biraz daha çıkış yapmasını beklediğimiz isimlerden biri. Evet. Şimdi yavaş yavaş vaktimizin de sonuna geleceğiz Fatih abi ama tabii ki önemli iki konumuz daha var, merak etme, onlara zaman ayıracağız biz. Çünkü bir 10 dakikamız daha, yani 10 dakikaya yakın bir dakikamız daha var diyelim. Ve geçtiğimiz haftalarda resmi bir açıklama gelmese de biz programda yer vermiştik. Işıl Alben artık vakit tamam dedi, basketbolu bıraktı. Uzun yıllar emek verdi basketbola. Yıllarını verdi gerçekten, yani üzerine neler söylenebilir. Dün hakikaten güzel bir organizasyon yaptı Galatasaray. Bir plaket verdi Işıl Alben'e. O da çok değerli bence. Tabii ki. Çok önemli. Ben bu arada açıklamadan anladığım kadarıyla teknik kadro içerisinde devam edecek diye anlıyorum. Yani bir yıl boyunca bir vedalaşma seansı yaşayacak aslında Galatasaray taraftarıyla, Galatasaraylılarla diye anlıyorum ben o açıklamadan. Çok önemli bir figür, çok önemli bir ikonik bir figür kadın basketbol adına. Birçok belki de genç oyuncunun işte idolü bence. İdolü, ya, tabii. Örnek aldığı isimlerden biri. Ya da kadın basketbolunu izleyen izlemeyen insanların bildiği bir isim yani. Hani evet evet. Herkesin bildiği bir isim. Şimdi bunu kabul etmek lazım tabii. Kesinlikle. İzleyici gözünden. O yüzden o çok şey olarak görüyorum ben onu. Özel isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. İstanbul Üniversitesi'nden işte ben hep şey söylüyorum, 16 yaşında izleme şansı yakalamıştım Işıl'ı. O zamandan bu zamana basketbolu da çok değişti. Liderleşti, takım içerisinde farklı noktaya geldi. İşte tuttuğu takımın takımla, yani bence çok değerli bu. Yani taraftarı olduğu takımında Euroleague şampiyonlukları, Euroleague şampiyonluğu, Eurocup şampiyonlukları yaşadı. Bir ara gitti, sonra evine geri döndü. Geri döndü. İşte bir ara problem yaşadı, sonra geri döndü tekrardan. Çok önemli sakatlıklar yaşadı. 3 defa yanlış hatırlamıyorsam sakatlık yaşadı. Ben hala şey fikrimi söyleyeyim. Bence erken. Ben değil mi? Geçtiğimiz programda bence da söylemiştin. Doğru. Bence geçen sezon da oynayabileceğini mesajını verdi. Ama dediğim gibi onun fiziksel durumu, işte mental olarak kendini ne kadar hazır hissettiği vesaire, bunlar çok kritik. Ben erken olduğunu düşünüyorum. Biraz daha, 1-2 yıl daha oynayabilirdi. Ama orada dediğim gibi Galatasaray'ın yapılanması çok kritik. Çünkü Galatasaray da bırakmak istiyordur. Ve Galatasaray'ın yapılanması da bir yıl daha Işıl'la devam edecek yapılanma değildir. Bilmiyorum. Dediğim gibi süreci bilmiyorum. Işıl'ın fiziksel durumu, gerçekten ciddi sakatlık yaşayabilir bir fiziksel durumu varsa da o da devam etmek istemiyor olabilir. Bilmediğimiz bir şey de olabilir. O yüzden dediğim gibi, bir şey de olabilir. Ben sadece şey söyleyeyim. Yani 86 doğumlu, 37 yaşında, bence şimdi Diana Taurasi, arada ben WNBA maçı istiyorum. Hala Diana Taurasi falan izliyorum. O yüzden bence biraz daha uzun sürebilirdi. Ya da Candace Parker'ı izliyorum. Mesela Los Angeles Ace'de Candace Parker'ın maçı vardı. Sadece bunu söyleyebilirim. Bir ekstra not da şey söyleyeyim. Kariyerinin sonrasında ne yapacak acaba? Koçluk mu, idarecilik? Onu ben de merak ediyorum. Onu ben de merak ediyorum. Ya da tamamen farklı, olursa... farklı bir profil mi seçecek? Çünkü evet, çok daha geçmişte 2010'lu yılların başında ya da 2010'lu yılların ortasında zaten spor okulları açmıştı. Ya onu biliyoruz. Ama sonrasında işte kariyerinin farklı bir noktasında neye evrilecek? İşte sporun içinde kalacak mı idareci olarak veya işte yönetici olarak veya bunun yanında koçu olarak kalacak mı? Ne kadar önemli bir figürün aslında kalacağını göreceğiz. Öğrenmek bizi çok mutlu eder. Umarız. Ben şey, yani fikrimiz şeydi, sen hafta içi programlar yapıyorsun kadın basketboluyla ilgili. Umarız buna dahil, yani farklı günlerde farklı konuklar alıyorsun. Tabii biz umarız, isteğimizi ilettik zaten. Kendisinden yani, bir dönüş bekliyoruz. Buradan da duyurmuş olalım. Yani. İnşallah buraya konuk olur. Benim de bir iki tane sorum olur, iletirim sana. Tabii ben iletiyorum. Artık gelen konuklarımıza şu şekilde iletiyorum. Fatih Dilber der ki. Yani böyle bir soru soruyor. Çünkü başıma dert almayayım diye anlıyorum. Benim sorum değil. Kesinlikle Fatih Dilber'in sorusu diye. Yok zaten sorum. Onu söylemediğin zamanlar tepki oluyor. Evet, genelde kırmızı nokta soruları olduğu için ben, ya hani Fatih Dilber sormuştu bunu, ben o yüzden yöneltiyorum size şeklinde soruyorum. Ve yine WNBA için aslında birkaç dakikamız kaldı Fatih evet, abi. Evet, şey söyleyelim. Las Vegas Aces iyi devam ediyor. Hiç yenilgisiz devam ediyorlar. Connected Sun yine 6, 7 maçta 6 galibiyetle devam ediyor sezona.
Dün güzel maçlar oldu. Dün saatleri de güzeldi. Böyle 8'de sanırım yanlış hatırlamıyorsam Connecticut Dallas maçı başladı. Sonra New York Chicago maçı başladı. En sonunda da Las Vegas Aces Indiana maçı başladı. Indiana Las Vegas'ı yani normal WNBA'in zayıf takımlarından biri dediğimiz Indiana Las Vegas'ı az daha yenecekti. İyi bir geri dönüşe imza attı Las Vegas. Diğer tarafta da aslında bir bağlantımızın daha olması gereken şey söyleyeyim Emre Vatansever, Chicago'nun yardımcı koçu. Belki bir yerde önümüzdeki haftalarda Emre Vatansever'i de bir dinleme şansı yakalarız. İnanılmaz çok bir geri dönüşe imza attılar. Çift tanelerde hatta ilk yarısı 17 sayı geride bitirdikleri maçta şampiyonluk adaylarından New York'u daha dünkü maçtan 2 gün önce son saniyelerde kaybettikleri maçta 17 sayıdan geri dönüp maçı kazandılar. Özellikle Courtney Williams müthiş maç oynadı. Yani orada onu söyleyelim. Brianna Stewart çok yalnız kaldığını söyleyebiliriz bu maçta. Satu Sabali daha önce söylemiştik geçen hafta. Evet. Çok iyi, çok konsantre. Ben son WNBA'in dönemde bak şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'deki son dönemi de böyleydi. Son 1-2 ayı da böyleydi. Fenerbahçe'de inanılmaz konsantrasyonu yüksekti. Çok farklı noktada. Satu yaş olarak WNBA'de şu an 3. sezon olması lazım. 3 veya 4. sezonu. Yani 3 sezon olsa 22-25-26 yaşında Satu Sabali. Evet. Yani orada da 2023'ten çıkarttığımızda 97-96'lı falan olması gerekiyor. Evet. Yani tam hızlı bir matematik yapmaya çalıştım orada. Evet. Şey söyleyeyim. 25-26'sa 97. ne derler? Konsantrasyon son dönemdeki hakikaten en iyi Satu Sabalilerden birini izliyoruz. Müthiş konsantre. Hem savunmada inanılmaz konsantre hem hücumda inanılmaz konsantre. Yani ben çok beğendim. Öyle söyleyeyim. İzlerken de çok beğeniyorum. Ki Dallas uzunsuz oynuyor. Yani Natasha Howard, Satu Sabali 4-5 oynayarak başlıyorlar maça. Hatta kısalarında da problem var. Dashiell sakat. İşte dün geçen gün de sakatlanmıştı, dün de sakatlandı Dangerfield. Yani o da sakatlandı. Yani bayağı sakatlıktan çeken takımlardan biri. Tiara McCowan yok. İşte Kalani Brown'u aldılar bir dönem. Hatay'da geldiydi sanki. Hatay'a gelmişti diye hatırlıyorum. Yani Avak Kuyer benim çok beğendiğim bir oyuncuydu ama bir türlü bir üst seviyeye atlayamadı kendini. Bir üst seviyeye atlatamadı. Onlardan da istediği katkı alamıyor. Ben son bir parantez Connecticut için açmak istiyorum. Evet. Hemen hızlıca. Yani Jankel Jones'un ayrılmasından sonra çok bambaşka bir Connecticut izleriz diye düşünüyordum. Biraz daha düşerler diye düşünüyorum. Geçen sezonun finalisti biliyorsun. Las Vegas Aces'le falan oynamıştı. Evet. Gerçekten ligin en iyi basketbol oynayan takımlarından biri. Yani elindeki kadroyla en iyi basketbol oynayan takımlarından biri. İnanılmaz tempo yapabiliyorlar. Ama tek sorunları var. Ya 5 ya da bilemedin 6 kişiler. Yani o rotasyonu arttırmaları lazım. Taya Sheris'ten istediklerini alamıyorlar. İşte Rebecca Allen henüz dahil olamadı. Belki Rebecca Allen falan dahil olursa farklı noktaya evrilebilirler. Ama şu an için şeyi söyleyebiliriz. İzlerken WNBA'de en keyif aldığın takım diye soruyorsan sormuyorsun. Ama ben kendime sorayım hızlıca. Connecticut. Evet zaten onu anladım biliyor musun WNBA konusuna girince. Evet. Yani evet o yüzden sormadım. Ya bir de Connecticut üniversitelerde üniversitede Connecticut çok özel bir kadın basketbolunda yer alan şeylerden biri. Şehirlerden ya da şehirlerden biri diyelim. Evet, evet. NCAA'de özellikle. Geno Auriemma yönetimindeydi. Yıllarca işte Maya Moore'un çıkması, işte Brianna Stewart'ın çıktığı yer. O yüzden o sempati devam ediyor bende. Connecticut sempatisi. Onu söylemiş olayım. Evet. Diyelim ve WNBA'yi de tamamladık ve programımızı da böylelikle tamamlamış olduk Fatih abi. Ağzına sağlık valla. Bugün de birçok konuya yer vermiş olduk. Evet. Milli takımımızla birlikte hem lige de indik hem milli takıma da indik. Hem transfer haberlerine biraz girdik. Geldikçe de programda değinmeye çalışacağız. Tekrar ağzına sağlık. Teşekkürler. Senin ağzına sağlık. Sevgili izleyenler bugünlük nokta alıyoruz. Eurobasket özeli haftaya pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.